Bay, bayram Özel Programı'na hoş geldiniz. Ee, bayram e, kutluyoruz. Ramazan geride kaldı. Mübarek ayı geride bıraktık. İki yıldır tabi pandemi süreciyle istediğimiz gibi Ramazanlarımız e, geçmiyor ama neticede bu süreci yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. İnşallah bu süreç kısa sürede tamamlanır ve seneye bir sonraki e, seneye bu Ramazanımızı dolu dolu geçiririz. Herkes iftar sofralarına, sahur sofralarına birbirlerini ağırlar diye umut ediyoruz. Geride kaldı bayramı kutluyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin Akay canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle bayramı konuşacağız, şeker sektörünü konuşacağız ve Kayseri Şeker fabrikasını, şeker sektöründeki yerini konuşacağız, hedeflerini konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. İyi yayınlar diliyorum bu vesileyle. Hem sizin hem de çok değerli hemşerilerimizin, aziz çiftçilerimizin, Büyük Türk Milleti'nin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah sağlık afiyet içerisinde nice bayramlara hep birlikte erişmeyi nasip eylesin. Evet. Ramazan sizin ifade ettiğiniz gibi biraz tabii evet. pandemiden kaynaklanan bir takım uygulamalardan, yasaklardan dolayı biraz buruk geçti, buruk yaşadık. Bu vesileyle tabii işin doğrusu bayramı da buruk yaşıyoruz. Ee, ama e, inşallah bu musibetin başımızdan bir an önce e, uzaklaşacağını dua ediyoruz ve ümit ediyoruz. E, i̇ki senedir maalesef evet. bu sıkıntı yaşanıyor, hep beraber yaşıyoruz. Tabii biz e, sadece kendimiz açımızdan değil, bütün dünya bu, bu sıkıntıyı, bu musibeti yaşıyor. Ama bizi tabii öncelikle ilgilendiren kendi ülkemiz, kendi milletimiz. E, istiyoruz ki bir an önce bu sıkıntılar başımızdan bertaraf olsun, defolsun. Ee, ümit ederiz inşallah gelecek yıllarda e, eski bayramlar gibi böyle coşkulu bayramlar kutlamak da kısmet olur. Ramazanı yaşamak kısmet olur inşallah. Onu da temenni ediyorum bu vesileyle. Evet e, başkanım tabi e, özellikle sizin gibi böyle yönetici olanlar e, biraz daha iftarlarını bayramlarını evlerinde geçirmekte zorlanıyor. Çünkü büyük bir kitleyi temsil ediyorsunuz ve onlara mutlaka ulaşmak zorundasınız. Onlarla vakit geçirmek zorundasınız. İki yıldır şekerin de sofralarını biliyoruz. Gerçekten çiftçisine verdiği değeri de biliyoruz. Yani küçük sofralar değil caddelere, sokaklara sığmayan bir sofralarınız kuruluyordu. İki yıldır da bunu göremiyoruz. Evet bu üzüntü verici sizin için olabilir ama aile açısından baktığımızda biraz da böyle babalarını ya da eşlerini evde görünce evdekiler biraz mutlu oldu sanki iki yıldır. Mutlaka mutlu oldular ama biraz da şaşkınlıkta yaşıyorlar. Çünkü çok alışılmış bir durum değil. Biz işte sizin ifade ettiğiniz gibi Ramazanları özellikle büyük iftar coşkusuyla yaşıyoruz. O iftar sevinci ve... Ona iftar coşkusuna dönüşüyor idi çünkü büyük katılımlarla iftar sofraları tertip ediliyordu. Çiftçilerimizle bir arada olmak, onların aileleri çocuklarıyla bir arada olmak aynı bir haz, ayrı bir mutluluk veriyordu. Bir de yani zaten Ramazan'da toplu yemek olması daha işi farklılaştırıyor, daha güzelleştiriyor. O sağlanıyor idi ama işte bu pandemi bunların hepsine, engel oldu. Belki işte biraz daha ailemizin içine dönmek durumunda kaldık. Ee, tabii hayırlısı Allah öncelikle sağlık afiyet versin. Ee, bu sıkıntılarda inşallah geçtikten sonra yine ümit ediyoruz bu coşkulu e, Ramazan atmosferi bir şekilde yaşanır. Biz çiftçilerimizde tabii sadece Ramazanlar da değil e, aslında yılın pek çok e, döneminde ve çeşitli vesilelerle bir araya geliyorduk ama bu sene e, ve geçen sene bunlar maalesef mümkün olmadı. onlar da tabii bunun eksikliğini onlar da hissediyor. Biz de çok fazla hissediyoruz. bir araya gelememekten, işte sohbet edememekten, konuşamamaktan, dertlerimizi, problemlerimizi konuşamamaktan, işte yeni çözüm önerileri ortaya koyamamaktan biz de muzdaribiz. Yeni çözüm önerileri ortaya koyamamak derken biz çiftçilerimizin fikirlerinden çok fazla faydalanan bir anlayışa sahibiz. Onlarla yani bu değerlendirmeleri yaparken ortaya koymuş oldukları görüşleri çok dikkate alıp onlar üzerinden çözümler üretmeye çalışan bir anlayışa sahibiz. Zaten Kayseri şekerin üretim başarısındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu işi fiilen yapan insanlarla sürekli istişarede olmak, onların işte bu konudaki çözüm önerilerini dikkate almak. Çözüm önerileri çerçevesinde çözümler ortaya koymak. Kayseri Şeker'in başarısında bunun elbette çok önemli bir katkısı var. Yani biz her fikir bizim e, aklımızdan çıkıyor gibi bir anlayışa sahip değiliz. Biz biliriz ki e, bizim insanlarımız ariftir. Hem iyi anlarlar hem de iyi değerlendirirler. Onların işte o arifane düşüncelerinden de faydalanacak şekilde uygulamalar yaptık. E, ümit ediyorum bundan sonra yine aynı durumu yaşarız. Ramazan'da ne yaptınız? Çiftçilerinize yönelik, personele yönelik e, sosyal yardımlarınız oldu mu? Yoksa online e, buluşmalar mı oldu? Ne yaptınız? Ee, şöyle e, İsmail Bey ben tabii bu yardım konusunu afiş etmek istemiyorum. Alenileştirmek istemiyorum. Evet. Bu özel bir durum. Yani bizim inancımızda da sağ elin verdiğinden sol elin haberinin olmaması lazım. Kayseri Şeker büyük bir kuruluş. E, Kayseri'nin Orta Anadolu'nun, Türkiye'nin Büyük kuruluşlarından bir tanesi Kayseri Şeker'in işi sadece üretim yapmak değil, sadece üretim başarısı ve o işte oradan elde ettiği ürünlerle satış pazarlama yapmak değil. Kayseri Şeker'in bir sosyal yönü de var ve elbette sosyal aktiviteleri de var. Sosyal bir sorumluluk anlayışı var. Topluma karşı, çiftçilerimize karşı, bulunduğumuz şehre karşı bir takım sorumluluklarımız var. Biz bunları imkanlar ölçüsünde ve işte yapabildiğimiz kadarıyla yeri geldiği zaman yapıyoruz. Ama bunları çok böyle afiş edilmesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü bunu biz kendi kesemizden yapmıyoruz. Kendi kesemizden yaptıklarımız ayrı. Ama Kayseri Şeker'in kaynaklarından bunu yapıyor olunca bunu böyle biz sanki kendimiz yapıyormuş gibi i, i, afiş etmek, ilan etmek. Onu ama da doğru doğru buluyor ama yardım yardımlaşma devam kaynaşma edin. devam ediyor elbette. E, tabii bu e, özellikle dijital ortamda görüşme e, çeşitli iş vesilesiyle e, oluyor elbette. Özellikle biz bu dönemde e, belki onu konuşacağız halk arzla ilgili evet. e, çalışmalarımız son aşamaya geldiği için onunla ilgili görüşmeleri de yüz yüze olmasa bile dijital ortamda yapıyoruz. Başladık, devam edelim. Halka Arz, niçin böyle bir yola girdiniz ve ne zaman tamamlanacak? Şimdi Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu aslında. Evet. Yani dolaylı olarak bir çiftçi kuruluşu. Kayseri Şeker'in çiftçiler ortağı değil. Kurumsal, 30 tane kurumsal ortağı var. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Ama 2017 yılında bir kanun çıkmıştı ve bu kanun çerçevesinde Kayseri şeker gibi kooperatif şirketleri e, halka açık şirket statüsü kazandı. Hı. Ama halka açık şirket statüsü kazanması kağıt üzerinde oldu. E, yani bunun sermaye piyasası kurulunun denetimine açık hale gelmesi e, şeklinde belki olayı e, ana yönüyle değerlendirmek lazım. E, sermaye piyasası kurulunun denetimine açık hale geldi. Bütün e, işte uygulamaları şeffaf hale geldi bütün raporları, bilançoları sermaye piyasası kuruluna bildiriliyor ve ilan ediliyor. Daha şeffaf bir şirket, işte kamuoyunu her zaman bilgilendiren bir şirket ve sermaye piyasası kurulunun da denetimine tabi bir şirket haline geldi. Hem Kayseri Şeker hem de Kayseri Şeker gibi kuruluşlar, kooperatif kuruluşları. Biz dedik ki bu oldu ama yani sanmam sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi olduk ama Adımız halka açık şirket olduğuna göre fiili olarak da halka açık şirket haline gelmemiz lazım. Ee, o zaman hissesinin Kayseri Şeker'in hissesinin bir kısmının halka arz edilmesi lazım. Yani Hı. çiftçilerimize, çalışanlarımıza ya da Türkiye'deki böyle işte kuruluşlara yatırım yapmak isteyen vatandaşlara hisselerimizin arz edilmesi lazım diye baktık olaya ve bu çerçevede nasıl bir formülasyonla bu işin olabileceğini değerlendirdik. Bunun formülasyonu ancak şu şekilde olabiliyor idi çalışmalarımızın sonucunda. işte Kayseri Şeker sermayesini artıracak ama ortakları mevcut 30 tane kurumsal ortağı bu sermayesine sermayesiyle ilgili rüçhan hakkını yani sermayeyi artırma hakkını yasal olarak ortaya konmuş olan rüçhan hakkını kullanmayacak. Bu artan kısmı e, halka arz edeceğiz hı hı. şeklinde bir yöntem belirlendi. Ve bu çerçevede Kayseri Şeker'in sermayesi artırıldı. Ortaklarımızın oy birliğiyle yani 30 tane kurumsal ortağımız temsilen katıldı genel kurullarımıza. Bunun için iki tane genel kurul yapıldı. Bir geçen sene yapıldı bir de bu sene e, yine e, sanıyorum Şubat ayında ya da pardon Mart ayında yapıldı. Mart'ın 10'u falandı galiba. Aşağı yukarı iki ay kadar önce. Bununla ilgili iki kere genel kurul yapıldı. İkisinde de ortaklarımız ki ortaklarımızın içerisinde sadece Kayseri Pancar Kooperatifi yok. Türkiye'deki işte Panko Birliği, Panko Birliği hı hı. ve Panko Birliği'ye bağlı 23 tane e, Pancar Kooperatifi bizim dışımızda. Onun dışında 4 tane şirket Konya Şeker, Amasya Şeker başta olmak üzere 4 tane şirket. Bir de Türkiye Varlık Fonu bizim ortaklarımız. Ortaklarımızın oy birliğiyle bu kararlaştırıldı ve işte 106 milyon liralık bir kısmı, artan kısmı, hı hı. artan sermayenin 106 milyon liralık kısmı halka arz edilmesi kabul edildi. Bununla ilgili olarak işte bir danışman firma tespit edildi. İşte halk yatırım, hani kamu kuruluşu olması nedeniyle açık söylemekte de bir beis yok. Onun danışmanlığında bu süreç yürütüldü, yönetildi. İzahnameler. Izah ki işte 215 sayfalık izahname ekleriyle beraber daha e, büyük bir e, rapor ihtiva ediyor. Bunlar e, sermaye piyasası Kurulu'na gönderildi. İzahname ile ilgili incelemeler, değerlendirmeler yapıldı. S.P.K. uzmanları yani sermaye piyasası kurulu uzmanları e, geldiler burada. Bu e, bizim izahnamemiz çerçevesinde tekrardan inceleme, değerlendirme yaptılar. E, onlar işte raporlarını e, tamamladılar neredeyse. Şimdi işte bayramdayız. Bayramdan sonra e, işte bazı reklamlar falan da devreye girecek. E, halka arz duyuruları devreye girecek. E, bu duyurulardan sonra işte e, talep toplama işi gündeme gelecek. Bu konuda e, işte bir konsorsiyum da oluştu. E, yatırımcı kuruluşları arasında bir konsorsiyum oluştu. Onların e, rehberliğinde bu talep toplama işi gerçekleşecek. Ümit ediyoruz bu Mayıs ayının sonunda tamamlanır kanaatindeyiz. Ne katkı sağlayacak Başkan? Neden böyle ee, bir yola girdiniz? Halka açık şirket olması bir. Ee, biz biliyorsunuz şu e, şeker sektöründe özellikle fiyat sorunları son 3 senedir yaşanıyor. Bu son 3 senedir yaşanan fiyat sorunları nedeniyle e, karlıkta biraz e, evet. sorunlar yaşandı için doğrusu. Hani e, doğru konuşmak gerekir. E, ondan öncesinde yüksek karlar sağlıyordu Kayseri Şeker. Çiftçilerimiz diyorlardı ki siz ortaklara kar payı dağıtıyorsunuz. Bize niye dağıtmıyorsunuz diyorlardı. Biz de diyorduk ki siz Kayseri Şeker'in ortağı değilsiniz. Kayseri Şeker sadece ortaklarına kar payı dağıtabilir. E, bir kere bu ihtiyaç inşallah önümüz ilerleyen e, senelerde yine Kayseri Şeker Eski performansının daha üstüne çıkacak, biz buna inanıyoruz. Bunun için zaten bu işlerde yapıyoruz bir taraftan. Ee, çiftçilerimizle şirkete ortak olunca bu kar payından faydalanma imkanı sağlayacak en başta çiftçilerimiz açısından. Bir de yani e, kağıt üzerindeki halka arzı niye fiili hale getirmeyelim? Onu gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü burası zaten hani, dolaylı bir çiftçi kuruluşu, doğrudan bir çiftçi kuruluşu olması sağlanmış olacak bu yönüyle. Onun dışında işte şeffaflık kazandı. Şirket daha bir şeffaf oldu. Bütün bilgileri hem sermaye piyasası kuruluna bildiriliyor hem de bundan sonra kamu aydınlatma platformuna kapa bildirilmesi gerekiyor. Yani her yaptığınız önemli faaliyet mutlaka işte kamuoyu bilgilendirme, aydınlatma platformuna bildirilerek kamuoyuna duyurulmuş olacak. Böylece daha şeffaf bir ...yapı ortaya çıkmış olacak. Bu daha denetlenebilir... ...bir <laughs> durum ortaya çıkacak. Yani... ...sermaye piyasası konunun denetimine açıldı. Şimdi halka... ...açık şirket olunca... ...borsada işlem yapar hale gelince... ...borsa İstanbul'un da denetimine... ...açık hale gelecek. Yani... ...yönetimde keyfilik... ...yönetimde tek adamlık... ...anlayışı... ...hiçbir şekilde artık Kayseri Şeker'in... ...bünyesinde... ...oluşamayacak. Yani... Geçmişten işte herkes bilir nasıl bir tek aslında adamlıkla aslında bu tarz yöne, yerleri yönetenler bu tarz işlere girişmezler. Evet yani yani, e, yani e, dolayısıyla bu tamamen böyle işte e, daha kurumsal bir yapı oluşacak ve daha profesyonelce bir yönetim meydana gelmiş olacak. E, bu tabii şirketin genel görüntüsü, genel yapısı itibariyle e, böyle bir durum ortaya çıkmış olacak. Yani çiftçiler açısından durum işte anlatıldı şirket açısından durum anlatıldı anlatıldı bir de e, Kayseri şeker gibi borsada bir şirket yok hmm. yani e, kooperatif şirketi bir tane benim bildiğim gübre taş var e, şeker sektöründen hiçbir şirket e, borsada işlem görmüyor e, bu e, bence eksiklik yani e, İstanbul, borsa İstanbul'a da zenginlik ve çeşitlilik katmak açısından Kayseri şekerin Önemli bir fonksiyon ifade edeceği kanaatindeyim. Çünkü Kayseri Şeker hem sektör itibariyle ilk defa şeker sektöründen bir şirket girmiş olacak. Hem de bir çiftçi kuruluşu. Onun dışında hesap dönemi, bizde hesap dönemi farklılığı var. Bizim hesap dönemimiz 1 Mayıs'ta 30 Nisan arasında hı hı. işlem görüyor. Ama normalde bütün şirketler işte 1 Ocak 31 Aralık arasında hesap dönemi e, hesaplarını işte e, ortaya koyarlar. Böylece e, normal hesap döneminin dışında e, farklı bir hesap dönemi ne sahip bir şirket borsanın böyle özellikle yaz aylarında biraz durağan hale geldiği ortamda hmm. raporlarını açıklayarak borsaya bir canlılık bir ivme katacağı kanaati de var. Bu benim kanaatim değil tek başına. Borsa İstanbul hmm. yöneticilerin de kanaati bu istikamette böylece yani borsaya da bir değer katacağımız, bir farklılık katacağımız kanaatimiz var. İşte bu anlayış çerçevesinde bu işlemlerin yapılmasını sağlamak istedik ki buradan belki tabii işin finansman yönünde de değinmek gerekir. Kayseri Şeker bu sermayesini artırıp da bunun işte 106 milyon liralık kısmını halka arz ettiği zaman, sattığı zaman o işte oluşacak kat sayıya göre talep toplama esnasındaki oluşacak kat sayıya göre bir kaynak girişi sağlanacak. Kayseri şekerin kasasına bir kaynak girişi sağlanacak. Bu kaynak bedava bir kaynak. Tekrardan ödemesi olmayan işte faiz ödemesi olmayan bir kaynak işte böyle bir kaynak girişi sağlanmış olacak. Şu anda şeker sektörünün sıkıntılar içerisinde olduğu bir dönemde Kayseri şeker sektördeki diğer şirketlerden farklı hale gelecek, ee, daha farklı bir konuma gelecek. Ee, tabii bu kaynak girişi, e, Kayseri Şeker'in öz kaynak yapısını güçlendirecek, dış kaynak ihtiyacını azaltacak, ee, böylece e, faiz yükünden biraz daha kurtulmuş olacak ve bu aslında karlılığı da artırmış olacak. Yani zaten borsada işlem görecek şirketlerin hisselerinin almasının sebebi nedir? bir onun değerinin artmasıdır. İkincisi işte kar payından faydalanmaktır. E, bu sayede işte Kayseri şekerin değerinin e, çok yüksek işte seviyede artacak inancındayız ve e, Kayseri şekerin hissesini alan insanların da e, kar paylarından ileriki dönemlerde faydalanacağı inancındayız. E, yani buna benzer avantajlar sunacak. E, i̇şte bu yönüyle finansman yapısının güçlenmesi oldukça önemli. Bu işte bizi gelecek adına yapacağımız yatırımlar konusunda da elimizi güçlendirecek. Evet. Şimdi döviz şeyin dövizin yükseldiği, onun yanında işte faizin de zaman zaman yükselme trendine girdiği ki son 3 yılda biz bunları zaman zaman yaşadık. Böyle iniş çıkışlar yaşadık. Bunlar tabii siz bir işte yatırım yapıyorsunuz. E, diyorsunuz ki ben şu faize göre bu yatırımı şu şekilde halledebilirim diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki faizler yükselince sizin hesaplarınız şaşıyor, e, dış kaynak e, kullanmak durumunda olduğunuz zaman da e, bu işte size e, biraz finansman maliyeti yüksek e, olmasına sebebiyet veriyor. İşte bu konularda elimizi biraz daha güçlendirecek e, kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapabilir e, noktada olacağız. Buna benzer çok çeşitli avantajları olan aslında bir iş. Bu Kayseri açısından da e, tabii önemli. E, burada belki buna da vurgu yapmak gerekir İsmail Bey. E, biz borsaya e, beş harfli bir isim bildirmek gerekiyor. Hmm. E, yani siz işte biraz rumuz e, ifade eden bir isim bildirmeniz gerekiyor. Şeker desek Kayseri olmayınca biz eksiklik hissediyoruz. E, Kayseri diyemiyoruz yedi harfli. Hmm dedik yani hem kayseri hem de şekeri birlikte ifade eden bir isim bulalım dedik Tabii Ş şey harfi de kullanılmadığı için me mecburen isim olarak kayse diye belirledik hmm. biz kayse kayse evet kayse rumuzuyla ismiyle borsada işlem görecek kayseri şeker tabi burada aynı zamanda kayserinin isminin de zikredilmiş olması hem Türkiye piyasası açısından e, önemli hem de bir bu aynı zamanda kayseri şekere e, bu söylediğimiz özelliklerin yanında biraz da küresel bir e, rol e, biçecek küresel bir rol üstlenmesine katkı sağlayacak inanıyoruz e, çünkü e, artık biz bu sene bu geçtiğimiz dönemde Londra borsasında da biliyorsunuz işlem falan yaptık e, o sayede dünyada pek çok ülke, 13 tane ülkeye şeker satışı gerçekleştirdik. Ve bizim bu şekerimizin kalitesinden dolayı çok yoğun bir taleple de karşı karşıyayız. Halen taleple karşı karşıyayız. Hı hı. Eğer bakanlıktan, Tarım Bakanlığı'ndan ihracat izni çıkarsa ki elimizde hala ihraç edilecek şekerimiz var. Yine bunu ihraç edebileceğiz. Bu yönüyle dünyada da bilinir bir şirket haline geldi. Zaten Avrupa'da bir şekilde Avrupa piyasasındaki Kuruluşlar, bizim müşterilerimiz büyük uluslararası kuruluşlar o Kayseri şekeri bir şekilde Avrupa piyasasında zaten lanse ediyorlardı. Ama şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinde de bu artık duyulmaya başladı. Bu manada Kayseri şeker küresel ölçekte de işlem yapan, rol üstlenen bir şirket konumuna gelmiş oluyor. Buna benzer sayılabilecek pek çok faydalarını, Birlikte göreceğiz ve yaşayacağız inşallah. i̇nşallah hem Kayseri öyle... Şeker'i daha böyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şirket olarak değerlendirebileceğiz bundan sonra. Başkanım göreve geldiğiniz andan itibaren birçok ilke imza attınız. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu da bir ilk olacak. E, pek çok ilk. Evet İsmail evet. Bey o kadar çok ilk var ki. Yani ben arkadaşlara geçenlerde bir dedim ki şu ilklerle ilgili bir çalışma yapın dedim. Şöyle bir rapor çıkarttılar. Hmm. Yani işte ARGE biriminden tutun, mouse uygulamasından tutun, randevu sisteminden tutun, insansız tesellim projesinden tutun, işte Londra borsasında Türkiye'den ilk defa bir şirketin şeker satmasından tutun bir de borsaya açılma noktasında işte ilk defa harekete geçen bir şirket. Bu da vizyona gösteriyor değil mi? Bu tabii şimdi burası İsmail Bey, burası kimsenin şahsi malı değil. Burası milletin malı, ne? çiftçinin malı. Biz buraların emanetçisiyiz. Biz bugün olabiliriz, yarın olmayabiliriz. Evet. Yani bu e, kısmet meselesi. Yani biz buraya zorla gelip de oturmuş değiliz sonuçta. E, o zaman işte hükümetimiz, Tarım Bakanlığımız Gerek gördü, bizim e, görev burada görev yapmamıza gerek gördü. Bizi görevlendirdi, geldik. Sonra çiftçilerimiz dediler ki, yarın bırakıp gitmek yok dediler. Siyasetçilerimizle birlikte çiftçilerimiz yarın bırakıp gitmek yok dediler. Girdik, işte iki dönemde seçildik. Ee, yani bundan sonra ne kadar kalacağımızın biz bir hesabını yapmıyoruz. Bundan sonra şu kadar daha görev yapalım gibi bir hesap yapmıyoruz. Biz görev yaptığımız dönem içerisinde işimizi en sağlıklı, en başarılı bir şekilde yapma anlayışı içerisindeyiz. Bu anlayış içerisinde bunu yapıyoruz. Ve hep samimi, iyi niyetli olarak bunları yapıyoruz. Bunu biz başarılı bir şekilde yaptığımız takdirde bundan kim kazanıyor? Çiftçi. Bir, çiftçi kazanıyor. Türk çiftçisi kazanıyor. Bizim bölgemizde geniş coğrafyamızdaki çiftçilerimiz kazanıyor. İki, çalışanlar kazanıyor. Üç, bu işte Kayseri'nin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Yozgat'ın, Sivas'ın, Tokat'ın ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Türkiye'deki şeker sektörü e, tutunacağı bir şey, e, güçlü bir ağaç bulmuş oluyor. Yani e, Kayseri Şeker büyük bir çınar, güçlü bir çınar. Yani şeker sektörünü e, ayakta tutabilecek bir çınar. Herkes işte Kayseri Şeker'in bu güçlü gövdesine tutunarak bu işi yapma e, anlayışı içerisinde olmak durumunda oluyor. Onun için bu kuruluşların böyle hem yeniliğe açık, sürdürülebilir bir iş anlayışı içerisinde, sürekli kendisini geliştirerek, sürekli kendisini yenileyerek, büyüterek devam etmesi lazım. Bunun devam etmesi işte hem Türk tarımı hem şeker sektörü hem ekonomimiz açısından önemli. Neden Kayseri Şeker dünyadaki diğer büyük şeker şirketleri gibi Büyümesin. Ne? Niye büyümesin? Bizim eksikliğimiz de bizim yani e, e, çiftçi kuruluşu dünyadaki çiftçi kuruluşlarına bakıyoruz, e, kooperatif kuruluşlarına bakıyoruz. Gerçekten global ölçekte e, her biri iş yapan Avrupa şirketlerinin her biri iş yapan büyük şirketler. Biz de artık bu anlayış içerisine gelmemiz lazım. Bunların gayret içerisinde biz e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah faydalı verimli olur. Başkanım göreve geldiğiniz andan bugüne kadar şekerde en önemli yani pancarda verimliliği artırmak üzerine bir politika geliştirmiştiniz. Kayıpları önlemek amacıyla politikalar geliştirdiniz. İşte insansız tesellüm işte mouse uygulaması ya da randevu, e, sistemi. randevu sistemi vesaire. Bunları göz önüne aldığınızda yüzde kaçlık verimden katkı sağladınız? Ne kadarını önleyebildiniz? Size bu fayda sağladı mı? Şimdi elbette fayda sağladı. Bu sadece bizim Kayseri Şeker'in kendi işlemleri açısından bakmamak lazım. Hı. Çiftçinin üretim açısından da bakmak lazım. Bizim çiftçimiz şu anda Türkiye'de işini en başarılı bir şekilde yapan konuma geldi çiftçimiz de sürekli kendisini yeniliyor ve geliştiriyor. Yani bizim bu uygulamalarımız, çiftçiden aldığımız bilgiler çerçevesinde ortaya koyduğumuz projeler, çiftçimizin de bir taraftan gelişmesine katkı sağlıyor. Çiftçimiz mesela bu geçtiğimiz kampanya döneminde yüzde yirmiye yaklaşan bir verimlilik elde etti. Hmm. Bu sayede 500 bin tondan fazla bir pancar üretimi gerçekleşti ve bu bizim üretimimize de aşağı yukarı ilave 70 bin ton gibi bir şeker olarak katkı sağlamış oldu. Yani bu çiftçi kendisini geliştirmeden bu kadar verimliliğin elde edilmesi mümkün değil. Elbette iklimin bunda rolü var ama aynı zamanda işle ilgilenen, samimiyetle ilgilenen, gayret gösteren, kendisini geliştiren çiftçinin de bu işte rolü var. Biz de hem çiftçimiz gelişirken şirketimizi de bu manada yenilemeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dünyayla rekabet etmek durumundayız. Yani dünya ile rekabet etmeden bu sektörü uzun süre böyle devletin koruması altında ayakta tutabilmek mümkün değil. Evet. Dünya ile rekabet edebilmek için de en başta verimlilik, işte işteki kalite, maliyetlerdeki düşüş bütün bunların birlikte değerlendirilmesi lazım. Biz işte bu manada mesela önemli girişimlerimiz oldu biliyorsunuz. Birincisi yerli ve milli pancar tohumu geliştirme konusunda çalışmalarımız var. ARGE kapsamında. Onun dışında Erciyes Üniversitemizde bu tarımsal ilaç konusunda bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı sürdürüyoruz. İşte onu geliştireceğiz inşallah. Onun dışında sürdürülebilir tarım konusunda Türkiye'de yegane birim kurup bunu kendisine ana politik olarak benimseyen kuruluşların başında biz geliyoruz. Bu çerçeve bu çerçevede sürdürülebilir tarım anlaşması yapıyoruz. Bazı uluslararası kuruluşlar bizden bunu istiyorlar ve onlarla da bunu yapıyoruz ve başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. bu işte buna benzer mesela uygulamalar bizim kendi hem farklılaşmamızı hem kendimizi geliştirmemizi sağlıyor ve bu sayede de işte geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlıyor. Yani Kayseri Şeker bir taraftan işin işte borsa ayağını düşünürken bir taraftan da bu işi geleceğe nasıl sağlıklı bir şekilde taşırız, yürütürüz, yönetiriz. Bütün bunların hepsini planlamak durumunda ve bunlara gerçekten e, önem veriliyor, bunlara kafa yoruluyor, mesai harcanıyor ve bu sayede bu ilerlemeler kaydediliyor. E, ben gelinen nokta itibariyle e, şeker sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları bir tarafa bırakacak olursak, oradan kaynaklanan sorunları bir tarafa bırakacak olursak gelinen nokta itibariyle Kayseri Şeker'in işte teknolojik gelişmesi, işte sürdürülebilir tarımla ilgili gelişmeleri, bu işte tohum, yeni tohum geliştirme konusundaki çalışmaları bütün bunları değerlendirdiğim zaman gelecek adına gerçekten çok ümit varım. geleceğe çok bu manada aydınlık görüyorum. Yakın bir gelecekte zaten bunlar bir şekilde daha Türkiye'de netleşecek. Şeker sektörünün politikaları daha netleşecek. Bunları hep beraber göreceğiz. Başkanım hep Kayseri şeker konuşuyoruz ama Kayseri şekere bağlı iki fabrika da var. Boğazlayan şeker var. Tokat Turhal şeker fabrikası var. Tokat Turhalı satın aldığında Kayseri Şeker bizler de götürmüştünüz orada basınla buluşmuştuk orada tokatlı meslektaşlarımız burayı kapatacak mısınız diye sizlere soru yöneltmişti korkuları vardı geçmişten acı tecrübeleri vardı alacaksınız araziyi kullanacaksınız fabrikayı kapatacaksınız diye bir korku vardı böyle bir korku geride kaldı zannedersem. Ya o gereksiz bir korkuydu İsmail Bey e, ama tabii bu yönüyle insanları ben suçlamıyorum. Onların da haklı olduğu bir nokta var. Haklı olduğu noktalar nesi nedir? Tokat'ta özellikle işte sigara fabrikası özelleştirilmiş ve bir mütevşe sonra kapatılmış. Onun yerine de işte bir konut falan yapmak gibi bir takım projeler geliştirilmiş. E, aynı durum acaba şeker fabrikası içinde olur mu gibi bir endişe taşıyurlarydı? Biz tabii onları bu manada rahatlatmamız gerekiyordu. Bu konudaki samimi duygu düşüncelerimizi ve projelerimizi ortaya koymamız gerekiyordu. O travmayı ortadan kaldırabilmek için. Onu yaptık, o zaman yaptık. Onu açıkladık. İşte geniş bir basın toplantısı yapılmıştı. Orada işte bu sorulunca ben de biraz alınganlık göstermiştim. <laughs> Arkadaşlar yani bizim aklımızda böyle bir şey yok. Bize niye bunu sürekli sormak durumundasınız? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum falan demiştim. Ve izah etmiştim. Demiştim ki, bakın burası Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu. Kayseri Şeker'in asli işi şeker üretmek. Çiftçisine pancar ürettirmek ve şeker üretmek. Kayseri Şeker hiçbir şeker fabrikasını kapatmak üzere almaz. Kayseri Şeker bir şeker fabrikasını ki, Tural Şeker Fabrikası Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından, tarihi misyonu dolan olan, yani manevi değeri de olan bir fabrika. Burayı kapatmak gibi bir anlayış içerisinde Kayseri Şeker buraya niye bu kadar parayı versin? Ee, burada Turhal Şeker Fabrikası kurulduğu için Turhal büyük bir ilçe, neredeyse il e, ölçeğinde bir ilçe haline gelmiş. Ee, burada şeker fabrikasını kapattığınız zaman Turhal tekrardan köyleşir, köye dönüşür. 60 bin nüfusu olan, 63 bin nüfusu olan Turhal'da fabrikayı kapattığınız zaman nüfus e, birkaç sene içerisinde yarıdan fazla azalır. Ee, orada yarıdan fazla nüfusun azaldığı bir yerde biz konut yapsak bunu kime satacağız ki? Ne? Yani bunun bir mantığı yok diye izah etmiştik. Tabii Kayseri Şeker diye biz konuşurken İsmail Bey ona açıklık getirmem gerekiyor. Ee, biz üç fabrikamızı birden konuşuyoruz. Yani onların hepsi Kayseri Şeker. Evet. Zaten Kayseri Şeker fabrikası ifadesini kullanmıyoruz. Kayseri Şeker ifadesini Hı. kullanınca üç fabrikamızı birden e, işte ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Hem Kayseri hem Boğazyan hem de Turhal fabrikalarımızı ifade ettiğimizi düşünüyoruz. E, Turhal şeker fabrikası işte bu anlayış çerçevesinde gerçekten e, çok başarılı bir performans ortaya koydu. Biz haklı olarak ilk seneden itibaren şu e, sloganı kullandık, e, özelleştirmenin yüz akı sloganını kullandık. E, bunu fazlasıyla Hakikaten hak eden, de öyle oldu. Bir fazlasıyla hak da... eden bir e, işte performans ortaya koydu. Oradaki bütün çalışma arkadaşlarımız her kademedeki çalışma arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve gayret ortaya koyarak üstün bir çalışma performansı sağlamış oldular. Ve bunun sonucunda da Turhal'da çok başarılı üretimler gerçekleşti ki orası çok eski bir fabrika. Yani biz teslim aldığımız işte neredeyse 85 yıllık bir mazisi vardı. Son 8 yılında hiç bakım bakım yapılmamış bir fabrikaydı. O fabrikayı işte böyle ee, sanki yeni bir fabrika gibi e, başarılı bir performansla çalıştırma e, gerçekleşmiş oldu. E, şimdi bir taraftan da orayı yeniliyoruz makinelerini. E, öncelik sırasına göre e, yeniliyoruz. Bu yenilemek sonucunda da hem oranın randımanı performansı Kayseri ve Boğazıyanı'na e, yarışır hale geliyor hem de e, işte e, daha maliyeti düşük mesela fabrika eski olunca işte enerji kullandığınız enerji maliyeti yüksek oluyor. İşte enerji maliyetinin başta enerji maliyeti olmak üzere düşmesine sebebiyet veriyor. Verimlilik arttıkça birim maliyetler düşüyor. Buna benzer işte sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Bunu giderek Turhal Şeker Fabrikası zaten Kayseri ve Boğazyan konumuna gelecek. Ama şimdi bile Mesela tarihinde hiç olmayacak kadar bir yüksek üretim gerçekleştirdi 118 bin ton, 118 bin küsur ton şeker üretimi gerçekleştirdi. Oranın 100 bin 750 ton kotası varken işte 18 bin ton fazla ki neredeyse yüzde 17 18lik bir fazla üretim gerçekleştirmiş oldu. Boğazlıyan hakeza yani Boğazlıyan'da bir taraftan yeniliyoruz tabii çünkü orası da işte 13-14 senedir faaliyet yapıyor. Bazı makinelerinin kapasiteleri yetersiz ya da eskime durumunda oldukça onların da yenilenmesi gerekiyor. Oraya da ciddi yatırımlar yapılıyor. Geçen sene yani bir önceki sene 40 bin tonluk bir şeker ambarı ilaveten yapıldı. Onun dışında arıtma tesisi yenilendi. Buna benzer pek çok yenilemeler ya da ihtiyaç oldukça yatırımlar gerçekleşiyor. bu işleyen bir mekanizma yaşayan sürekli yaşayan bir mekanizma. Bunun mutlaka yenilenmesi ve zaman ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi lazım. Onları sağlıyoruz. Şeker sektörünün dışında yatırım alanlarınız var mı Başkan? Biz şeker sektörü derken bu sektörün tabi yan türevleri evet. olanları da dikkat alıyoruz. İşte biliyorsunuz hayvancılık tesisi ki bizim işte pancarın atı küspe çiftçimizin istikak olarak onlara tevdi ediliyor. bu sayede tabii çiftçilerimiz hayvancılıkla da uğraşma imkanı buluyorlar. dolayısıyla bizim işte örnek hayvancılık tesislerini geliştirmemiz gerekiyordu. Son işte 3 sene içerisinde 2017 Aralık'tan itibaren e, Pazarören, Pınarbaşı Pazarören ve Gemerek'te iki tane hayvancılık tesisi daha kuruldu. Onun dışında 2015 yılında lisanslı depolar kuruldu. Bu çiftçilerimizin pancar dışındaki özellikle taneli ürünleriyle ilgili devletin teşviklerinden, desteklerinden faydalanmalar için düşünülmüş bir yatırımdı. İsabetli bir yatırım olduğu inancındayım çiftçiye sağladığı fayda Hı. ve katkılar açısından. İşte işte bu paketleme tesisi kuruldu. o paketleme tesisinde işte ay çekirdeği, kabak çekirdeği, bakliyat gibi ürünler paketlenmek suretiyle pazarlanabiliyor. İşte şeker yine paketlemesi yapılabiliyor buna benzer yatırımlarımızı yapıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Bunlar yani çiftçimiz bizim işimizin asli işimizin destek sektörleri. Biz kendimiz işte yani şeker fabrikası almak şeklinde ya da bize yakın sektörlerde gelişme sağlama şeklinde bir politika izliyoruz. Farklı sektörlere girmek niyetinde değiliz. İşte bu çerçevede asli işimizin işte ihtiyacı olan gübre ile ilgili çalışmalar planlamaya çalışıyoruz. Yem konusunda işte daha belki bir yatırım gündeme gelebilir. Onu planlamaya çalışıyoruz. Yine ilave çiftlikler gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili çalışmaları planlamaya çalışıyoruz. Buna benzer yatırımları devam ettireceğiz. Ama şeker sektörünün Dışına çok çıkmak gibi bir niyetimiz yok. Başkanım tabii siz yani bu pancar ekim sürecinden ürün tabii ki tarladan kalkana kadar fabrikada işlenene kadar çiftçilerinize sürekli bir destekleme yapıyorsunuz onları. Yani üretin de teslim ettikten sonra size destek oluruz ya da hakkınız neyse onu veririz demiyorsunuz farklı bir yöntem. E, ...geliştiriyorsunuz. tohum desteğinden... ...mazot desteğine işte... ...tarla sürmesinden e, birçok desteklemeler... ...yapıyorsunuz. Bunlar çiftçiye ne sağlıyor? Sizin açınızda ne oluyor? E, çiftçiye güvenli bir üretim sağlıyor... ...her şeyden önce. Yani çiftçi e, ...şunun endişesini duymuyor. Ben işte tohum temin edebilir miyim? İstediğim e, özellikle... ...kalitede tohum temin edebilir miyim? Gübre ihtiyacımı karşılayabilir miyim? Traktörümü işte... E, ...tarlada kullanabilmek için tarımda kullanabilmek için mazot ihtiyacımı karşılayabilir miyim? E, evimi geçindirmek için e, işte e, başkalarına muhtaç olabilir miyim gibi sıkıntıları yaşamıyor. Güvenli bir ortam sağlamış oluyor ve bunu Türkiye'de en başarılı bir şekilde yapan şirket Kayseri Şeker. E, yani Kayseri Şeker e, çiftçisinin bu manada hiç kimseye muhtaç olmayacağı şekilde bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi şu geçtiğimiz dönemde biz ta Ocak ayından itibaren Tohum temini, gübre temini, işte mazot temini ve bunların dağıtımı konularını e, en başarılı bir şekilde, çiftçimize hiç sıkıntı oluşmayacak şekilde gerçekleştiren, başaran bir şirketiz. E, şu, gübrede bu sene e, fahiş fiyatlar ortaya çıktı. E, fiyatlarda hem dolar bazında yani döviz bazında e, hem de kur bazında artışlar oldu. Bundan dolayı da e, fiyatlar e, her hafta neredeyse 15 günde bir artmak durumunda kaldı. Ama biz mesela işte DAP gübresinde diyelim şu anda DAP gübresi e, 4700-4800'den satıldığı ifade ediliyor. Bizim çiftçimize bunu e, dağıtım fiyatımız nedir biliyor musunuz? E, 3700. Evet. Yani tonda 1000 lira. 10 ton kullansa 10 bin lira çiftçinin cebine e, para koymuş olduk biz. Hem e, bu ihtiyacını başkasına el açmadan, başkasıyla muhatap olmadan temin edildi. Hem Hı. bunun parası zaten kendisinden istenmiyor. Ne zaman e, e, tahsil edilecek? Pancar bedeli ödenirken hesaplaşılacak. O zaman tahsil edilecek. Hem de piyasaya göre işte diyelim ki 10 ton gübre kullanan çiftçinin cebine ilave 10 bin, 10 bin lira para koy, koymuş oluyorsunuz. Kazandırmış oluyorsunuz. Güvenli bir ortam oluşuyor. Çiftçilerimiz de bu çerçevede bu güvenle üretimlerini en sağlıklı bir şekilde yürütüyorlar. Yani çiftçi ihtiyaçlarını temin etme noktasında kafası yorulmadığı için kendisi yorulmadığı için bütün dikkatini, bütün gücünü üretime seferber ediyor ve bu manada işte üretimi de en başarılı bir şekilde yürütüyor. Öbür türlü ya ben işte bu gübreyi nasıl temin edeceğim, tohumu, mazotu nasıl alacağım, kimden alacağım? İşte rahat nasıl, nasıl ödeyeceğim, evi nasıl geçindireceğim derdine girecek olsa bu sefer belki üretimde o hmm. başarı ortaya çıkmayacak. Bu oluşan güvenli ortam sayesinde Türkiye'de işte en başarılı bir şekilde çiftçimizle üretimini gerçekleştiriyor. Bizim çiftçimizi bir ara söyleyecektim orada sanıyorum atladım onu. Türkiye'de üretim seviyesi olarak, üretim kalitesi ve seviyesi olarak en başarılı çiftçi konumuna geldi. Daha önce Orta Anadolu çiftçisi bu seviyede değildi. Yani bu manada Avrupa çiftçisine yakın standarta e, erişen Trakya çiftçisiydi. Ama biz şimdi hem Trakya çiftçisini, Orta Anadolu çiftçisi olarak hem Trakya çiftçisini hem Ege çiftçisini geçtiğimiz kanaatindeyim. Orta Anadolu çiftçisi olarak. İşte bu şirketin kendilerine sağlamış olduğu imkanlar ve güvenli bir üretim ortamı e, sayesinde e, ortaya çıktığı kanaatindeyim bunlar işte Kayseri şekerinin gücüyle halloluyor. Kayseri şekerinin gücüyle halloluyor derken bakın biz ürettiğimiz şekerin tamamını satmış değiliz. Elimizde halen 30 bin ton ihraç kayıtlı şeker var. İşte bu ya yurt içinde dahil işleme rejimi kapsamında değerlendirilecek ya da bakanlık izin verirse yurt dışına ihraç edilecek. Onun dışında faturası Kesilmemiş daha aşağı yukarı 70 bin ton ağ şekeri var. Hmm. Faturası kesilmekle birlikte henüz e, sevk edilmemiş ve ödemesi yapılmamış. E, oldukça e, işte yüksek miktarda şeker var. E, bunlar mesela diyelim ki toplamda 200 bin ton olsa e, nereden baksanız e, 758 milyon paraya tekabül eder hmm. bu. Ben B stokunu, e, emniyet stokunu saymıyorum. Onu da sayarsanız e, 900 milyon gibi bir. Rakama tekabül ediyor. Buna rağmen Kayseri Şeker çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında hiçbir sorun yaşamıyor, yaşatmıyor Allah'ın izniyle. Bu şirketin gücünün bir ifadesi. Şimdi tabii bayram ortamındayız. Biz bu sene Nisan'daki kar yağışından, yağışlardan dolayı, April 5'i soğuğundan dolayı, Çiftçilerimiz pancere ekme konusunda biraz geciktiler ee, ve tamamlanmadı. Ölçümleri Hı. falan da tamamlanmadı. Mesela biz her sene bayram aması öderdik. Ee, bu sene bunu e, yani bir kısmına ödeyemeyecek e, durumdaydık. Yani ödeyemeyecek derken pancar ekilmediği için çiftçinin bir kısmını ayırmak durumunda kalacaktık. Yani biz de uygulamalarda çiftçi arasında bir ayrım kesinlikle Hı. yapmıyoruz. Onun içinde bir kısmına ekim yapılmadığı için, henüz ölçümler yapılmadığı için ödeyemeyecek olmaktan dolayı bayram avansı uygulamasını bu sene yapamadık. Hmm. Yani bunu istememize rağmen böyle bir mazeretten dolayı yapamadık. Ama inşallah Haziranın ilk haftası içerisinde ümit ediyorum bu çapa avansı ile beraber bu ihtiyacık karşılayacağız bu konuda çiftçilerimizin mağdur olmalarına gönlümüz razı olmayacak. Onları bir şekilde o ihtiyaçları da karşılamış olacak. Bu vesileyle hani bayram ortamındayız. Duyurmuş olalım. Evet, evet, çiftçilerimize bunu duyurmuş olalım. Yani Kayseri şeker bayramamasını neden ödemedi gibi aklına gelenler olabilir. Ya da bunu kaşıyanlar olabiliyor. Yani bir eksiklik varmış gibi sanki ya da bir sorun varmış gibi kaşıyanlar oluyor. Ama biz bu çiftçimizin tamamına Ödeyememe gibi bir durum ortaya çıktığı için ayrım yapmamak açısından bu uygulamayı bu sene yapmadık. İşte tabi hep bayramlar artık erkene geliyor. Daha önce evet. geçen sene mesela 21 Mayıs'ta ödemeyi yapmışız. Şimdi artık bayram 10 gün önceye gelince bu sene bu yapılamadı oldu ekimler gerçekleşmediği için. Gelecek sene de muhtemelen işte aynı durum söz konusu olabilecek, yaşanabilecek. Yani biz bu güvenli ortamla çiftçilerimizi e, üretimde en başarılı bir şekilde tutuyoruz. Bunun özel önemi şuradan kaynaklanıyor. Herkes bunu bu şekilde yapamıyor, başaramıyor. E, pancar ektirmekte zorluk çeken fabrikaların varlığından biz haberdarız. Evet. Başkanım tabi programın sonuna geldik. Bayram mesajınızı alacağız ama onun öncesinde yine duyurmak istediğiniz bir konu varsa şurada da bir iki kelam edeyim dediğiniz konu varsa onu alalım sonra bayram mesajıyla bitirelim. Evet bu halka arzı inşallah bu ay sonuna kadar gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gerçi borsa biraz son zamanlarda bazı İşlem sorunlar yaşıyor. İnşallah o bizi etkilemez. Olumsuz etkilemez. Onun dışında Tabii bu sene Kayseri Pancar Kooperatif açısından İsmail Bey seçim senesi. Evet. Biz en son 2017 yılında seçim yapmıştık. Bu sene de seçim yapılması gerekiyor. 4 sene doldu. Ağustos 31 Ağustos'a kadar seçim yapılması gerekiyor. Bu pandemi ortamında tabii bunun nasıl mümkün olacağını henüz bilemiyoruz. Biz Nisan ayı sonu itibariyle müracaatımızı yaptık. Bunu açık bir şekilde ifade ediyorum eee müracaatımızı yaptık ama e, valimizden Kayseri valiliğimizden e, işte 17 e, Mayıs'ta e, biliyorsunuz o e, pandemi yasakları 17 Mayıs'ta inşallah sona erecek. 17 Mayıs'ta tekrardan müracaat etmemizi hmm. istediler. Biz 17 Mayıs itibariyle tekrardan e, bu konuda izin almak için müracaatta bulunduk. Çünkü e, bizim 300 kişiyle eee yapmamız, e, seçimli genel kurulu yapmamız hiçbir şekilde mümkün değil. 80 bin ortağın olduğu ortamda canlı olarak en az 12, 13, 15 bin çiftçinin katıldığı bir ortamda kimi hangi 300 kişiyi seçip de yani gelin siz oy kullanın diyeceğiz böyle bir şey mümkün değil. Onun için de işte açık havada muhtemelen böyle işte genel kurulu yapılabilecek bir iznin çıkması lazım. Valiliğimiz, Kayseri valiliği buna izin verirse biz bu izin verdiği tarihte Genel kurulu yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Müracaatımızı da işte bayramdan sonra hemen yapacağız. Adaysınız ee, yani. Yani bunu çiftçilerimiz istiyor. Hı hı. Ben tabii kendi başıma böyle fevri bir davranış içerisinde olan bir anlaşta değilim. Bunun için hem Kayseri'deki yöneticilerimizin, siyasetçilerimizin ya da yani bizim faaliyet yürüttüğümüz alandaki siyasetçilerimizin ve bizim faaliyet yürüttüğümüz alandaki çiftçilerimizin bu işi istiyor olması lazım. Şu ana kadarki ki tespitlerin bunun istendiği istikametinde. Yani bizim daha görev yapmamıza ihtiyaç duyuluyor diye alınıyoruz. Görevden de kaçmazsınız yani. Biz böyle bir ortamda görevden kaçmak gibi bir anlayış içerisinde değiliz. Elbette inşallah faydalı olacaksak faydalı olmak için enerjimiz, gücümüz, aklımız, tecrübemiz hepsi mevcut. Faydalı olmak için yine tekrardan çiftçimizin ve siyasetçilerimiz isteği doğrultusunda aday olduğumu ifade ediyorum tekraren. Başka adaylar olur, olsun. Olmasında bir sakınca yok. Güzellik içerisinde, demokratik bir ortam içerisinde olduktan sonra bunun hiçbir sakıncası yok. Ama işte husumet içerisinde Kayseri Şeker'e sürekli saldıranlar, Kayseri Şeker'i karalamaya çalışanlar, bize zarar vermek e, düşüncesiyle yaparken Kayseri Şeker'e zarar verenler ortada. Bunlar görülüyor. E, tabii bunlara Kayseri Şeker'e, çiftçi kuruluşuna, bu güzide kuruluşa Türkiye'nin güzide kuruluşuna zarar vermek isteyenlere Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Onların bu kötü niyetleri inşallah bir imkan bulmaz. Gerçekleşmez. Herkes kötü niyetinin bedelini kendisi, kendi bünyesinde bulsun. Onu diliyorum. Çünkü burası çiftçinin ekmek kapısı. Burayı doğru yönetmek, başarılı yönetmek esas doğru yöneteceğine kim karar verecek? Yani kimin yöneteceğine kim karar verecek? Çiftçi. Çiftçi. Çiftçi sandıkta oy kullanarak karar verecek. Çiftçi oy kullanıp da ee, seçtikten sonra da saygı duyulması lazım. Buna e, çiftçinin bu tercihine e, rıza gösterilmesi lazım, değer verilmesi lazım. Ama bu anlayış bazı insanlarda yok. Ama çiftçimiz de bunu biliyor ve görüyor. Husumetten dolayı Kayseri şekere zarar verilmek istendiğini görüyor. Onun için de hiçbir şekilde itibar etmiyor çiftçi. Biz bunun da farkındayız. Çiftçimiz e, işte 2017 yılında 13.900 küsur oy bize verdi. 3.600 küsur oy da e, muhalif tarafa verdi. E, ben bunun e, bu e, seçimde daha yüksek oranda gerçekleşecek kanaatindeyim. Yani aradaki %79'a 21'lik farkın daha yüksek oranda gerçekleşeceği kanaatindeyim. Yani oranda gerçekleşeceği kanaatindeyim. E, hatta bu çerçevede e, çiftçilerimize inanarak güvenerek, ee, iddialı bir e, ifadede kullanacağım. Şimdi bayram ortamında buna gerek yok ama seçim atmosferinde girildiğinde iddialı bir ifadede kullanacağım. Ee, Allah devletimize, başta devletimize ama bu güzüyle çiftçi kuruluşuna zeval vermesin. Burası on binlerce insanın, hem çiftçi ailesinin hem çalışanların ekmek kapısı. E, şeker sektörünün temel direği, büyük çınarı. Ee, Allah buraya zeval vermesin. Burası ilelebet ayakta kalsın. Buraya zarar e, vermemesi için bizim fedakarlık yapmamız gerekiyorsa biz fedakarlıktan kaçınmayız. Yeter ki buraya zarar olmasın. Ama e, burada görev alacak insanların da bu işi layıkıyla yapabilecek ehliyette ve olması lazım. Hmm. Yani bakkal işletmekten aciz. işte farklı farklı böyle işlerle uğraşıp da e, işte kendisini adayım diye üye olmadan bile ortaya çıkan insanlara çiftçinin hiçbir şekilde itibar etmediğini biz görüyoruz, biliyoruz. Onların bir değerinin olmadığını da görüyoruz. Onun için de yani eğer böyle aklı selim, başarılı olabilecek insanlar ortaya çıkarsa biz fedakarlık da yaparız. Hiç bundan dolayı yüksünmeyiz de. Fakat olmadığı takdirde de çiftçimizin emanetine sahip çıkma konusunda, Hiçbir şekilde yer adım atmayız. Onu da ifade etmem gerekir. Tabi bayram ağız tadıyla inşallah Cenab-ı Allah herkesin yaşamasını bayramı idrak etmesini diliyorum. Bu sıkıntılı artık ziyaretlerin bile olmadığı süreçlerin ortadan kalkmasını diliyorum. Çok insan mağdur, çok insanımız mağdur oldu toplumda görüyoruz bunlara toplum olarak hep beraber sahip çıkılması gerektiği inancındayım. Millet olmanın gereği işte kaderde, acıda, sevinçte ortak olmaktan geçiyor. Aynı duyguyu hissetmekten, yaşamaktan ve işte mağdur olanlara da destek vermekten geçiyor millet olmak. Böyle bir şey. Bizim milletimiz de, Türk milleti de dünyada bu manada herkesten farklı hasletlere, özelliklere sahip bir millet. E, bütün işte e, sıkıntı olanlarımızı sahip çıkarak e, bu güzel günlerin daha güzelleşmesine, e, bayramların daha güzel bayramlar olarak yaşanmasına katkı sağlamamız lazım. E, Allah e, ağız tadıyla nice bayramlara eriştirsin. Temenni ediyorum herkese bu manada selam ve saygılar sunuyorum. Peki ağzınıza sağlık teşekkür ederim. Sağ olun. İsmail. Evet bugün bayram özel programının konuğu Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Sayın Hüseyin Akaydı. Kendisine hem bayramı konuşmaya çalıştık hem de şeker sektörünü ve Kayseri şekeri konuşmaya çalıştık. En önemli konulardan birisi de halka arz konusuydu. Bunu da Sayın Akay anlatmış oldu. Bir aksilik olmasa mayıs sonunda bu işlemleri tamamlamayı hedefliyorlar. İnşallah bu da Kayseri'mize ve ülkemize fayda sağlayacak iş ve işlemler diye düşünüyorum. Bitirdik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.